Evet, o dakika geldi. O gün geldi. Dördüncü aşama. Ne ya? Profit Taker dördüncü aşama videosu karşınızdayım. Bu ilk gün yaptığım bir video. Bu videonun sonunda maalesef ki Orb Taker'ı kesme şansımız olmamıştı. Muhabbeti çok kavrayamadığımız için. Ama ben hızlıca ne yapmamız gerektiğini anlatayım. Bu hafta sonunda düzgün bir Orb Taker run'ı yapabilirsem, hani böyle tam anlamıyla hızlı bir şekilde işte 5 dakikada kestim, 4 dakikada kestim run'ı yapabilirsem onun videosunu da ayrıca koyacağım. Şimdi sadece önden sizleri bilgilendirmek istiyorum. Orb Taker'a geliyoruz abi. Ne yapıyoruz? Aslında diğer aşamalarda da anlatmıştım. Orb Taker'ın kafasının üstünde ilk aşamada bir hasar indikatörü, hasar belirleyici şey oluyor. İşte hangi element ya da hangi hasar türünü yediği yazıyor orada. İşte cold diyor, slash diyor, bilmem ne. Onu gördüğünüz zaman kafasının üstünde o hasar vuran silahla vurmanız gerekiyor. Bütün silahlarınız orada yazan hasar vurmak zorunda değil. Öyle bir şeyle gelemezsiniz zaten. O yüzden 4 kişilik takımda olmanız önemli. 4 kişilik takımda değilseniz de, yalnızca 2 kişilik takımdaysanız da operatör moda geçip amp'inizle ateş edip hasar yiyeceği türü değiştirebiliyorsunuz. Tamam, her şeyi yaptık. Bütün hasarları vurduk, kalkanını kırdık. Kalkanını kırdıktan sonra Profit Taker etrafa böyle sütunlar atmaya başlıyor. En başta 4 tane sütun atıyor. O sütunların etrafında bir enerji kalkanı var. O sütunlar kalkanını geri dolduruyor Orb Taker'ın. O Profit Taker'ın Orb yağdı. Sürekli Orb tip duruyorum. Ama olayımız burada kalkanını fulllemeden önce gelip buradaki bu sütunları yok etmek. Bu sütunları yok ettikten sonra kalkansız kalıyor ve tekrar 4 bacağını birden kırarak yeniden yere düşürmeye çalışıyoruz. Bu sefer yere düşürdüğümüzde 6 tane sütunla beraber karşımıza geliyor. Ve 6 sütunla geldiğimizde ne oluyor? Onları da yıktığımızda son kalkanı devreye girmiş oluyor. Ve 125 canla geri doğuyor, yanlış hatırlamıyorsam. İlk başta %50 canla doğuyoruz. Daha sonra %25 canıyla doğuyor ve en sonunda kesiliyor. Kesildikten sonra muhteşem bir ödül vermiyor. Yeni tür bir toroid veriyor. O toroidde sadece 6K Vox Solaris Standing'i veriyor. Aslında şu an için Orb Taker, Profit Taker'ı kesmek, Orb Mother'ı kesmek çok da karlı değilmiş gibi geliyor bana. Ama tabii ki de Vox Solaris Standing'inizi arttırmak için bu bounty'leri yapmak zorundasınız. Aslında kısa, özet bir video olduğunu düşünüyorum bunun. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Önemli olan doğru hasar tarzı, type'larını, hasar türlerini getirmek aslında Profit Taker'a. Ama fight şu an Eidolon fightları kadar keyif vermiyor bana. Çünkü sizi sürekli oradan oraya fırlatan bir şeyler var. İşte birazcık düzensiz bir şey. Hani bu engellenebilir, bu yere oradan oraya fırlatmalar, ama build'larınızı bir sürü şey değiştirmeniz gerekiyor. Bundan sonraki videoda da şu an elimde bir Grettler görüyorsunuz. Yani bir Archwing silahı. Archwing silahı nasıl kullanılıyor, oyunda nasıl yapılıyor onu anlatacağım. Bundan önce onu çekecektim ama fikrimi değiştirdim. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videoları beğendiyseniz kanalı takip edip videoyu da like'lamayı unutmayın. Ben Burak Bek. Görüşmek üzere.